Ayaş Belediye Başkanımız rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. İyi bir insandı. Daha sonra yeni bir arkadaş Bekir olarak baktı. Biz de kalkınma ajansı olarak oraya toplantıya gittik. Sağ olsun belediye davet etti. Gittik belediye. Bir takım eksikliklerini söyledi filan. Ben de dedim ki ya bunları niye duyurmadınız bize? Derken orada gençlik yıllarından tanıdığım bir arkadaş muhtar olmuş. Rahmetli belediye başkanına gitmiş birkaç defa demiş. Ya başkanım, Mansur abiyi ben çok iyi tanırım. Gidelim Mansur abiye dertlerimizi anlatırım. O bize destek olur. Haklısın. Ben de iyi tanıyorum ama oraya gitmemiz yasak. Şimdi konu bu. Neresi kaybediyor? Gelmeyen, elimizden tutmayan belediye başkanları kaybediyor. İlçeler kaybediyor. Artık benim de son dönemim arkadaşlar. Allah nasip ederse büyük bir oyla seçiliyoruz. Rekor oy alıyoruz. Evet, bütün anketlere bakın. Ankara'ya gittiğimiz her yerde taksiciye, berbere, yolda geçen vatandaşlara sorun. Sokak anketlerine bakın. Kesintisiz olarak yapanlara Allah nasip ederse büyük bir oy farkıyla seçiliyoruz. Ancak demokrasideki insanların seçme iradesine aykırı bir şekilde belediye meclisinde sayımız az diye bunlar topar ördek deyip de engellemelerden bıktım. Bu engellemeleri artık ortadan kaldırın. Benim büyük bir projem var. Geçen dönem gerçekleştiremediğim İpek Yolu Turizmi Projesi. Bununla ilgili çekimimi yaptırdım. İstanbul'a gelen uzak doğulu turistler Sakarya Modrum'un üzerinden gelip Taraklı, Göynük, Nallıhan, Beypazarı, Güdül ve Ayaş'ı gezip Ankara merkezine getirilecek şekilde projem hazır. Bütün çekimlerini yaptırdım. Pandemi nedeniyle o zamanki Japonya Büyükelçisi çok sıcak bakmıştı. Yeni gelen Japonya Büyükelçisi ile Kore Büyükelçisi'ne de söyledim. Henüz pandemi ortamı yeni ortadan kalktığı için yavaş yavaş bu turlar başlayacak. Bu bölgeyi de en iyi bilen belediye başkanı benim. Bütün değerlerini bilirim. Nallıhan'ın iğne oyasını ben iki defa Japonya'ya gittim. Nallıhan'ın iğne oyası sergisi Japonya'da açıldı ve çok beğeniyorlar. İşte o gelen turistler burada iğne oyasını burada öğrenip gidecekler, satın alıp gidecekler. Nasıl ki Beypazarı'na 500-600 bin turist hala geliyorsa ne Nallıhan'ın, ne Mudurnu'nun, ne Ayaş'ın, ne Güdür'ün hiçbir eksiği yok. Oraların Mansur Yavaş'ı eksik, o da burada inşallah. O da burada. Hep beraber bu turizmi ayağa kaldıracağız inşallah.